Evet, sonunda kovuk videosunu bitirdim. Bu benim bu zamana kadar yaptığım en mükemmel iş oldu. Yaptığım en güzel minyatür oldu. Ki zaten kitaplığımın baş köşesinde duruyor. Şimdi ben bunun içerisine bir de ışık yerleştirdim. 5 metre bir led var içinde. Tek elle açamadım, biraz zor oldu. Yandı sonunda. Işıklandırmasını da yaptım. Yani sadece minyatür olarak kalmasını istemedim. Ve birazcık da gece lambası şeklinde olmasını istedim. Bu yüzden içerisine 5 metrelik bir led koydum. İçinde 49 tane led var aslında, minik minik. Şu an aydınlık olduğu için çok belli olmuyor ama çok da aydınlatıyor. Çatısından kapısına kadar bütün detaylarıyla tek tek uğraştım. Bu kiremitlerini de tek tek yaptım. Ki çok uzun zamanımı aldı. Yani bir haftadan fazla uğraştım bunlarla. Penceresi için yoğurt kaplarını kullandım. Bu pencerelerin hepsi cam görüntüsünü alsın diye şeffaf yoğurt kapları kullandım oralarında. Çatısı dümdüz indirmeye çalıştım. İşte en ufak tahtasıydı, şu yanlarındaki detayları da tuğlalarıydı. Bütün hepsini birebir yapmaya çalıştım. Bu arada bir referans aldığım yer vardı. Ya Noble Collection'ın ya da bu Funko Pop'ların bir çıkarttığı ürün var. O ürünü referans alarak yapmaya çalıştım ki kitapta da bu şekilde anlatılıyor. Çok hoşuma giden bir şey oldu. Hadi başlayalım, anlatırız zaten. Evet, öncelikle bir iskelet oluşturmam gerekiyor. Burada karton kullanabilirsiniz. Ben mukavva kullandım. Ki atılmak üzere olan kartonları da kullanabilirsiniz. Şimdi önce bir taslak çıkarttım şu şekilde. Resimden 3 boyutlu bir taslak çıkarttım. İşte birinci katı olsun, onun ölçüleriydi. İkinci katı olsun. Bunların hepsini ben aşağıya anlatacağım, yazacağım detaylı olarak. İşte alt katının ölçüleri, ikinci katının ölçüleri, ne bileyim üçüncü katının ölçüleri, çatılar, bu yanlarındaki kalan çardaklar, balkonlar, bunların hepsini tek tek detaylandırdım ve tek tek ölçülendirdim. Sonra bunları basit bir cetvel ve bir kalem yardımıyla çizdim. En boy olarak aşağıya belirteceğim gerçekten. Siz de oradan alabilirsiniz. Şimdi ikinci ve üçüncü katları biraz yamuk. Onun için gönye kullanacağım. İkinci katı bayağı bir yamuk. Buradan ölçebiliyorsun. Ölçerek yapabilirsiniz ki çok rahat oldu. Burada tam olarak 80 derecelik bir açı var ikinci kat için. Üçüncü kat için de 85 derecelik bir açı var. Yanları ve önleri bütün hallerini birleştirerek teker teker gideceğim. Bu iskeletin üstüne zaten geri kalan bütün detayları ekleyeceğim ve çok hoş olacak. Siz bunun için neşter kullanabilirsiniz. Neşter bulmanız biraz zor olabilir. Başka tipli bir neşter bunda da bulmanız zor olabilir. En iyisi siz maket bıçağı ya da hobi bıçağı kullanın ya da sıradan bıçakla da kesebilirsiniz. Hadi bakalım bunları keselim, gelelim. Evet, bütün parçalarını kestim tek tek. Sonra uzun süre beklediğim kargom geldi ve ışık. Bu ışığı ben yaklaşık bir ay bekledim. Gelir gelmez de zaten bu minyatüre başladım. Pilerini takıp bir kontrol edelim bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyorsa geri gönderirim, herhalde bir ay daha bekleriz. Evet, çalışıyor. Bütün hepsi de yanıyor. Beklediğim kadar ya, iyi ki 5 metre almışım. 5 metre anca gidiyor. Taksa almayın. Şimdi bu alt tabanın üstüne tek tek yapışarak gideceğiz. Şöyle ki bütün kenarları dümdüz gitmiyor. Gerçekten yamuk yumuk bir bina ve çok uğraştırıcı bir bina. Şimdi kenarları dediğim gibi 90 derecelik değil, 45'er derecelik düz yerleri var. Yani böyle o pencerelerin geldiği 45'er derecelik yerler var. Onları da hani üstlerine boş kalacak şekilde yapıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Altı gördüğünüz gibi delik. Orayı da kestim. Oradan ışığı geçireceğim rahat rahat girip çıksın diye. Boyundan birazcık büyük. Tam boyuna göre kesseydim kolay girip çıkmazdı. Şu an çok rahat girip çıkıyor.
Sabitlemiyorum. Eğer sabitlersem onu oradan çıkartmam çok zor olacak pili bittiğinde. O yüzden bu şekilde iyi. Pencerelerimiz zemin katın pencereleri. Böyle dolap şeklinde pencere var iki tane. Bu şekilde iki taraflı olan üçgen pencereler var. Bunlar tam köşe başlarına geliyor. Bunların üç tane var. Böyle dümdüz bir penceremiz var. Bu da tam bu işte giriş kapısının sağ kısmında kalıyor. Dümdüz bir pencere. Bunun alt katın kaplamasını da kartondan yaptım. Tek tek bunları uğraşmak çok zor olacaktı. O yüzden karton kullanmak istedim. Ki bununla bile bir saat uğraştım. Kapı için dondurma çubuklarını kullandım. Dondurma çubuklarından böyle bir taslak çıkartıp hop tam buraya uygun yaptım. Arka kapımızsa yamuk olacak birazcık. Geri kalan kısmını da kestim. Çatıyı da yapıştırdım. Çatının ölçülerini de aşağıya vereceğim. Bunu yapıştırıp üstüne kiremitleri getireceğim. Bütün bu işte pencere detayları olsun, bütün hepsi olsun onları tek tek yapacağım. Bu kiremitlerin şu anki hazırlanış halleri. Ki siz bunların detaylı videosunu yukarıdan bulabilirsiniz. Ben oraya bütün linkleri yapıştıracağım. Evet, kaplamaları yapıştırıyorum şu an. Pencereleri gördüğünüz gibi boyadım. Kahverengiye boyadım, koyu kahve. Kaplamalarımız dediğim gibi kartonun üstüne çizdim. Sadece böyle üçgen üçgen çizikler attım. Şöyle söyleyeyim. Alt katı yaptığımda çok zorlanmıştım. Yani çok zor gibi gelmişti. Fakat alt kat bittikten sonra ikinci kata geçtikten sonra aslına bakarsanız alt katın en kolay kısmı olduğunu gördüm. Çünkü evet yamuk yumuk olabilir. Yani alt kısmındaki o tam şey olmayabilir. Ama üst kattaki o derecelendirilmiş yamukluk o kadar zorladı ki alt kat gerçekten çok kolaymış dedim. Yani şu aşamaya kadar geldiyseniz ve çok zor dediyseniz inanın zor değil. Şimdi kaplamalar bittikten sonra üstlerine çubuklarla bazı detaylar ekleyeceğim. Bu eklediğim çubuklar yine tütsünün çubukları. Tüs çubuğu dediğim hani bu bildiğimiz yaktığımız tütsüler var ya işte sandal ağacı olsun, yasemin olsun, amber olsun ne bileyim aklınıza ne geliyorsa artık o çubukların bittikten sonra en altında kalan çubuklar var ya kürdan gibi. Onlar çok güzel kokuyor ve ben bunları atmadım. Buralarda kullanmak istedim. Çünkü aynı zamanda yaklaşınca mükemmel kokuyor. Kavuk gerçekten tütsü gibi kokuyor. Üç farklı şu an tütsü var burada. Muz var. Sandal ağacı var. Bir de vanilya var. Üçünün birleşimi benim çok hoşuma gidiyor. Ve şu an kavuk o şekilde kokuyor. Mükemmel bence. Hem ışıklı hem kokulu. Başka yerde bulamazsınız böyle bir şeyi. Evet, alt kısımlarında üçgen yerler var. Üstlerinde dediğim gibi o tüsü çubuklarla yaptığım yerler var. Siz buralarda kürdan kullanabilirsiniz. Ne bileyim daha başka dik çubuklar kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben güzel kokmasını istediğim için böyle bir şey yaptım. Buradaki birazcık hızlandırmam gerekti. Çok uzun sürdü çünkü video. Buradaki detayların hepsini Instagram'dan bulabilirsiniz. Zaten ben bunları tek tek fotoğraf olarak paylaşacağım. İşte sol taraftaki detayları, sağ taraftaki detayları. Sol taraf birazcık daha fazla uğraştırdı. Sağ taraf daha kolaydı. Dümdüz sadece bir iki tane çubuk var. Burası sol taraf oluyor. Burada işte alttan geçen var, üstten geçen var. Yukarıda olan var, yanda 2-3 tane var. Burası birazcık daha uzun sürdü. Arka kısımdaki kapı gördüğünüz gibi yamuk bir şekilde kesik. Orayı da birazcık kestim. Evet, gelelim ikinci kısma. Gördüğünüz gibi burası 80 derecelik yamuk şeklinde. Bunu buraya yapıştıracağım. Ya yani önce bir taslağını, iskeletini oluşturup ondan sonra yapıştıracağım. Ama öncesinde pencere deliklerini kesmem gerekiyor ki ışık geçirsin.
Kesme kısmı ciddi anlamda en kolay olan kısmı. Aynı şekilde bütün pencere deliklerini keseceğim. Yaklaşık olarak 12 tane, 13 tane penceresi vardı. Şu an sayısını hatırlamıyorum. Evet, gördüğünüz gibi iç tarafları bomboş. Bayağı boş. Şimdi bunları birleştirmem gerekiyor. Çünkü ayrı olmayacak. Ben bunları bir birleştireyim. Normal bildiğiniz yapıştırıcıyla birleştirebilirsiniz. Ben de o şekilde birleştiriyorum. Şimdi şöyle, ikinci kat baya baya yamuk. Şöyle ki ön tarafı ayrı, arka tarafının ölçüleri ayrı. Gördüğünüz gibi hani bir taraf 5 santimken bir taraf 6 santim mesela ve arkaya doğru yamuk bir şekilde gidiyor. Üçüncü katı da birleştireyim. Tabii birleştirmeden önce kesmem gerekiyor. Boşluklarını çıkarmam gerekiyor pencerelerini. Onları da çıkartalım bir güzel. Pencerelerin bir ölçüleri yok. Onları ben elle çizdim direktman. Yani fotoğraftan siz de bakarak yapın. Dediğim gibi Instagram'ın linkini de aşağıya bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Link olarak bulamazsınız da robocop.art hesabından istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Kaç tane yapıştırıcı bitti hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten malzemeler arasında tek olan şey yapıştırıcıydı. Evet, pencerelerin linkini de yukarıya bırakıyorum. Bütün buraları pencerelerle kaplayacağım. Altına şöyle bir parça hazırladım. Abeslank'tan yaptım bunu. Dondurma çubuklarından, işte elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz siz de. Tam buraya uygun şekilde. Şimdi bunun kaplamalarını çay karıştırma çubuklarıyla yapıyorum. Çay karıştırma çubuğu dediğim bildiğiniz marketlerde satılan bu çay karıştırma çubukları. İşte bakkala falan, bakkala değil de büfelerde falan çayın içine koyarlar ya tahta çubuk. O çubuklar bunlar. Önce tutku atıyorum. Üstüne bunları işte bir kısmını dik bir kısmını yatay olarak kullanıyorum. Onlar da Instagram'dan bakarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bazı kısımları tuğla yapmam gerekiyor. Tuğla yaptığım kısımlarda bir tık daha kalın bir çubuk kullandım. O da yine kahve karıştırma çubuğu. O da Starbucks'tan aldığım çubuklar. Kesinlikle bu kovuk için ekstra bir maliyetim olmadı. İşte bir yapıştırıcı aldım, bir ışık aldım. Onun dışındaki bütün malzemeler işte kartonuydu, çubuğuydu, tahtasıydı, o suydu, bu suydu. Bütün hepsi aslında bizim çöp diye attığımız şeyler. Birazcık geri dönüşüm videosu oldu aslında bu. Gördüğünüz gibi bazı kısımları yatay, bazı kısımları dikey. Önce yapıştırıyorum. Sonra uzun kalan kısımlarını da kesiyorum. Onda hiçbir problem yok. Yani sağlam bir makasla bile kesebilirsiniz. Çünkü tutkal gerçekten sıkı bir şekilde tutuyor. Bu arada neden tutkal kullanıyorum? Çünkü tutkal çok güzel bir dolgu malzemesi. Yani alttaki o tahta parçalarını direktman doldurabiliyor. İşte mesela şeylerde de derz gibi düşünün ya. Bayağı bildiğiniz boşluk kalan kısımlarını dolduruyor. Bu benim çok işime yarıyor. Şimdi bütün bu işlem bittikten sonra şöyle anlatayım kısadan. Bunların üstüne çizgiler çekeceğim. İşte şu an mesela gördüğünüz kısım tuğla ve tahta olan kısımlar. Onların üstüne tuğla desenleri vereceğim. Diğer kalanların hepsini dik dik ortadan ikiye keseceğim. Kesmeyeceğim de şekil vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kaplamalar bitti. Bir kısmını boyadım ben, yani eskitmesini yaptım.
Biraz kahverengi, birazcık siyah, birazcık turuncu, birazcık sarı. Böyle bir renk elde ederek bayağı bir eskitme yaptım. Bunun aynısını bütün her tarafa yapacağım. Yani böyle bırakmayacağım. Şimdi bu kısımlar tuğla dediğim kısımlar. Yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi tuğla şeklinde ben bunları işte ayırdım. Böldüm buralarını, kestim. Burasını yuvarlak yapacağım. Beşgen kalmış bu ev şeklinde. Orayı halledeceğim. Yakından sizin de gördüğünüz gibi bazı kısımlar tuğla şeklinde, bazıları tahta şeklinde, bazıları ahşap şeklinde. Bütün bunların hepsini tek tek bıçaklarla, işte bazı gravür aletleriyle tek tek uğraşarak yaptım. Evet, görüyorsanız şu şekilde olacak. Şöyle ufaktan bir de pencereleri göstereyim. Pencereler de bu şekilde gelecek üstlerine. Bunların hepsini bir halledeyim geleyim. Bütün hepsini yapıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi boyaması ve yapıştırması bitti. Bu kısımları çekmek istemedim. Balkon gibi bazı detayları zaten yapmıştık birlikte. Onları da yukarıya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi camların iç kısmında yoğurt kapakları kullandım. Dışlarındaki çay çubukları olsun, dondurma çubukları olsun, onların bitişleri. Evet, bu balkon. Hop. Burası dinin odası. Net olarak bildiğim tek kısım orası. İşte buradaki detaylarını da sonradan ekledim. Üstüne ekledim. Bunları da sonradan üstüne ekledim. İşte pencerelerini ekledim. En zor kısmı da işte bu pencerelerin yapımlarıydı. Pencereler çok uğraştı. Ya, bütün detaylar çok uğraştırdı. Buraya çatı gelecek. Çatının taslağını da çıkartayım. Çatının taslağını nasıl anlatacağım ben de bilmiyorum. Çünkü çatı çok uğraştırdı beni. Hani alt kattaki gibi üçgen bir çatı olmadı direktman. Üçgen bir çatı yaptık. Ondan sonra onu kesip balkon yaptık. Balkonun üstüne çardak ekledik. Çardağın altına bir de bir merdiven ekledik. Çok uğraştırdı. Evet, buraya baca gelecek şimdi. Bacaları da yaptım. Yaptığım o kısımların hepsine yukarıdan ulaşabilirsiniz siz. Dediğim gibi bütün hepsinin linklerini yukarıya bırakıyorum. Evet, şu an parça parça artık birleştirmeye geldik. Birleştirmek bence en zevkli kısmı. Işığa koyuyorum bu şekilde. 49 tane var. Bir tanesi yanmıyor. 50 tane var aslında ama 49 tanesi yanıyor. Birisi yanmıyor. Alt kata 20 tanesini ekliyorum. Bayağı tepiştiriyorum ama dikkatli bir şekilde tepiştiriyorum. Alt tarafta işte bir tarafa gel bir tarafa gelmedi olmasın. Düzenli bir şekilde hepsini tek tek ekledim. Yani pencerelerin önlerine gelecek şekilde. İkinci kata 15 tane koydum. Üçüncü kata 12 tane koydum. En üstte bu gulyabani bulunduğu kısma da 2 tane koydum. Bu şekilde bütün her yeri aslında çokça ışıklanmış oldu. Bir ara şey düşünmüştüm, bu ilkokulda yapardık ki ya, hani elektrikten kitler vardı. Böyle ampuller yapardık. Onun gibi bir şey düşünmüştüm. Ama sonra bu led daha bir cazip geldi. Hani her tarafını kaplayacak şekilde, işte uğraştırmayacak, daha kolay olacak. Hani çok istiyorsunuz Arduino'da ben bunun içine döşerim ama hani öyle de bir teçhizata gerek yok bence. Pilli ve gayet kolay. Ki bunların prize takılanları da vardı. Ben pilliyi tercih ettim her yeri rahat taşıyabileyim diye. Evet, o aşağıdakilerden kalan o uzun kısmının devamını da buralardan geçiriyorum ve her yerine doluyorum. İyi ki uzun almışım. Keşke 10 metre alsaymışım. Ama o zaman da çok gelirdi ya. 5 metre ideali bence. Evet, çatılarını da taktım en son. Gördüğünüz gibi çatı düz bir çatı değil.
Üçgen bir çatı. Çatının sol kısmında işte bir ufak minik yer var. Balkon gibi. Teras mı ne? Teras gibi daha doğrusu. Onun üstte çardak geliyor. Çardağın yanında bir çatısı var. Çatı işte burada. Bu arada çatı alttaki çatının devamı gibi olmalı. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani rastgele koymayın yani. Evet, çardağımızı da ekliyoruz. Çardak hemen bu bacanın yanında. Tam yapıştırmıyorum bu çardağı çünkü aslında bunun altına tuğlalar gelecek. O yüzden çok fazla yapıştırmadım. Hatta söküp sonradan da yapabilirsiniz. Çok daha rahat olacaktır. Neyse yapıştırmış bulundum artık. Bakarız duruma göre. Evet, minnacık bir merdiveni de var. Merdiven çok tatlı oldu bence. Dedim ya ufak detaylar her zaman daha güzel gösterir diye. Bunlar da ufak detaylar işte. Evet, çatılara geldik sonunda. Kiremitlerine ekleyeceğiz. Onun için böyle şeyler hazırladım ki bu hazırladıklarımı da yine yukarıya bırakıyorum. Çok tatlı oldular. Ben bir kısmını döşedim. Kolay bitsin diye. Bir kısmını da sizinle birlikte döşeyelim diye bıraktım. Hem göstereceğim hem döşeyeceğim. Şimdi çatı yaparken mutlaka cımbız tarzında bir şey kullanmanız gerekiyor. Çünkü elle olmuyor. Ben burada bir hobi cımbızı kullandım. İşte siz ne kullanabilirsiniz bilmiyorum. Ama elle çok zor oluyor. Elle yapmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Alttan bir tutkal sürüyorum yine. Tutkalın üstüne en çok tutkal burada gitti bu arada. Tutkalın üstüne bu parçaları tek tek yerleştiriyorum. Burada bayağı bildiğiniz işçilik var. Yani çok uzun sürüyor ve tek tek yapıyorsunuz. Bunun başka bir alternatifi de yok. Yani çatıyı işte bütün yapayım kesim gibi bir şey de yok. Kesemiyorsunuz, kolaya kaçamıyorsunuz. Hani ikinci ve üçüncü katta olduğu gibi böyle tahtaları mesela tuğlaları ben işte bıçak yardımıyla belli etmiştim. Ama burada çok şey yani imkanı yok bunun. Bir de mesela fark ettiyseniz çatının içerisinde farklı renklilikler var. Farklı boyuttalar. Bunu bilerek yaptım. Yani zaten kovuk çok yamuk bir yapı. Çok çok yamuk bir yapı. Ve bu yamuk yapıda hani tuğlaların dümdüz olması çok saçma olurdu. Bu yüzden bazıları küçük, bazıları büyük, bazıları ince, bazıları uzun, bazıları kısa, bazıları işte çok çok büyük. Bir kısmının rengi farklı, bir kısmının işte tamamen gri ama kesinlikle hiçbiri birbirinin aynı değil. Sıradan bir ev yapacak olursak bütün hepsini birebir aynı yapmaya çalışırım ama bunda hepsi dediğim gibi aynı. Gördüğünüz gibi hani çok uğraştırıyor. Tanesini 20 saniyede yapıştırdığımızı düşünürsek burada bayağı bir var. Çok uzun sürdü ya. En uzun süren kısım burası oldu. Uğraştırıcı değil, çok zevkli ama sadece çok uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi bir sıra tutkal sürüyorum. Ondan sonra tek tek işte elimle yerleştiriyorum. Size bir de buradaki üçgen kısımda kalan yerleri göstereyim. Gördüğünüz gibi köşeleri üçgen bıraktım ki dimdik olmaması gerekiyordu. Şimdi buralara bir de o hani yağmur yağdıktan sonra su aksın da içeri girmesin diye yuvarlak yaparlar ya, o parçalardan da yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun içerisine işte tutkal gelebilecek şekilde yapıştırıcıyı ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen bunun üstüne
Yine aynı şekilde tutkalla dolduruyorum. Ve öbürünün bitiminden, tam bitiminden değil, ikisi aynı dümdüz olmayacak. Böyle birazcık daha kat 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 olacak. Ona dikkat ederek tam işte bittiği yerden değil de bittiği yerin üstüne ekliyorum. Son kısmı da üçgen şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi kesiyorum şu şekilde. Hop. Kıvır kıvırık zaten. Bunu da muntazam bir şekilde yerleştiriyorum. Yani dümdüz gitseydi okey ama gördüğünüz gibi ikinci katı çıkarken böyle tam bir böyle birleşmesi gereken yerler var. O yüzden buraları bu şekilde bıraktım. Siz de görmüş oldunuz nasıl olduğunu. Boyama kısmında da en son üstlerini rötuşlayacağım. Bu iç kısımların hepsini kiremit rengiyle detaylandıracağım. Gördüğünüz gibi burada hiç belli olmuyor. Arka tarafında grilikler vardı ama. Bu tarafta yok çünkü bu tarafı daha önce düzelttim. Üst kısım da bitti. Gördüğünüz gibi aralıklarda beyazlıklar ve grilikler var. Onlar hep tutkalı izleri. Onları işte dediğim gibi kiremit rengiyle kapatacağım. Üstüne de en son cila geçeceğim ve cila ile birlikte bitmiş olacak. Evet, tek tek göstereyim şöyle yakından. Giriş kısmı, kapı kısmı ki burada bir ufak cam detayı var üçgen. İkinci kat kısmı. Pardon, burası üçüncü kat kısmı. Böyle göstereyim ya. Evet, çatı daha yeni yapıştı. O yüzden çok dokunmamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yamuk. 80 derecelik yamuk. Pencereleri kesinlikle şeffaf. Yani kandırmaca yok. Işıkları yanıyor. Dediğim gibi ışık gerçekten çok düşündüğümden çok çok daha iyi oldu. Karanlıkta çok aydınlatıyor. Şu an gün ışığı olduğu için belli olmuyor. Burası 80 derecelik, 85 derecelik eğik. Tüm detayları da bu şekilde işte. Nasıl göstereceğimi bilemedim. Yaklaşık 30 santim bu arada. Boy olarak. Dediğim gibi bütün detaylarını aşağıya yazacağım zaten. Siz de aşağıya yorum yapabilirsiniz bu arada. Çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Hadi bakalım. Buradan çizim videolarına, buradan Harry Potter videolarına, buradan da minyatür videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmasınız. Bence beğenin. Çok güzel oldu. Aşağı yorum da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.